Evet arkadaşlar merhaba. Yine eğitim günündeyiz. Hava çok güzel. Muzur Dağları'nın eteklerindeyiz. Sabah bir canlı yayın yapmıştık. İzleyen arkadaşlar olmuştur. Şimdi güzel bir çay demledik. Bir çay molası verdik. Ondan sonra tekrar çalışmaya başlayacağız. Yorulduk çünkü arazi engebeli. Bir de kuş da çok. Köpeklerin bir orayı koştur, bir buraya koştur falan. Bayağı yorulduk. Yerde çamur. 2-3 günden beri çok yağmur yağdı. Hatta karla karışık bir yağmur yağdı. Onunla ilgili de meraz zor. Keklik için de zor. Köpekler için zor. Bizim için daha da zor. Ama yine de keyifli bir gün geçiriyoruz. Mera çok güzel. Dediğim gibi çok aşırı kuş var. Çünkü avlanmıyor. Bölge halkı biraz bu işe karşı olduğu için. Keklik adeta koruma altında gibi burada. Sağ olsun Özdemir abi buranın yerel halkından beni kılavuzluk yapıyor, yardımcı oluyor, arabayı da kullanıveriyor bana. İşimi, hareket kabiliyetimi arttırıyor sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi arkadaşlar keklik çok bol. Keyifler yerinde, köpek sahibi arkadaşlar arıyorlar ama çok yoğun bir tempo ile çalıştığımız için herkese böyle anlık cevaplar veremiyoruz. Çünkü buradaki asıl işimiz her zaman söylüyorum. Sahiplerinden çok köpeklerle ilgilenmek istiyoruz. Köpeklere çok zaman ayırmak istiyoruz. Çok kuş gösterip çok tecrübe ettirmek istiyoruz. İşte araziyi kullanmayı öğrensinler. Kuşu nerede buldular daha önce onlarla ilgili tecrübe etmeleriyle ilgili. Tamamen köpeklerle odaklı çalışıyoruz arkadaşlar. Köpekler bol miktarda kuş görüyor. Hemen hemen her gün aynı bu taraftayız ama bazen rakım düşürüyoruz, bazen alçaltıyoruz. Yükseltiyoruz, bazen alçaltıyoruz. Yanlış oldu, özür dilerim. Bugün biraz yükseklerde gezdik ama çok ayaz var. Bir de aşırı eksilerde hava geceleri. Tahminim keklik biraz daha düzlere inmiş. Şimdi çay molasından sonra aşağıya ineceğiz. Nasip olursa. Arkadaşlar arkamızdaki dağlar, kayalıklar Muzur Dağları. Bildiğiniz dağ keçileri otlayan, dağ keçilerin otladığı doğal bir mera. Ne kadar abi yukarısı? 3000 rakım falan. 3000 rakım falan arkamızdaki dağlar. Biz de hemen hemen artık yarı yoluna kadar çıktık. Burada da hava bayağı serin ama Allah'tan güneş ısıtıyor. Onun için böyle güzel bir manzara seçtik. Arkamızda manzaramızı aldık. Keyifler yerinde. Dediğim gibi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok arkadaşa ben buradan gelirken işte iyi bal soranlar oluyor. Birçok arkadaşa bal getirdim. Herkes de çok memnun oldu. İşte devamı var mı? Kokusu, aroması çok farklıymış gibi böyle güzel şeyler aldık. Balın lezzetiyle ilgili, kokusuyla, işte yediğinde yakmasıyla ilgili falan, kısacası kalitesiyle ilgili çoğu arkadaşımız çok memnun kaldı. 2-3 seneden beri aynı Özdemir abinin balını getiriyorum. Bugün sizle tanıştırmak nasip oldu. Kendisi profesyonel arıcılık yapıyor. Hani ben arıcı değilim. Bazı şeyleri ona soracağım. O anlatacak size, bilgilendirmeyi o yapacak. Ben dediğim gibi yani arıcı değilim, o işin uzmanı o. İşte buradaki bitki florası bunu paylaşımlarında falan söylemiştim ama dediğimiz gibi şu arka dağlarda yukarısında yaylada duruyor yazın baharda arıları. Kesinlikle bir tarım yapılmıyor değil mi abi? Tarım yok. Tarım yok. Yani tarım olmadığı için de ilaç yok. İlaç hiç yok. İlaç sıfır. Arı hiçbir şekilde bir tarım ilacıyla muhatap olmuyor. Kesinlikle %100 doğal. 153 küsür müne çiçek değişik var. Çeşidi var. Hmm. Yani değişik bir florası var. Yani kekik yoğunlukta daha kekinlik çok. Kekinlik yoğunlukta evet. Ve bitki florası çok farklı. Nasip olursa ben baharda da geleceğim böyle bir gezmeye. Şu anda arıların durabileceği normalde yazın çıkarttığı yerlerde şu anda. Baharlar normalde şu dağın görünen beyazlığın ön kısmına indiriyoruz işte. Aynen. Hatta bütün dağdan, bütün araziden faydalanıyor arı yani. Aynen. 2000-2200 metrelerde tahmini arı arının şey yapıyor. Konuşandığı yer. Ama işte 3000 rakıma kadar uçuş yapıp işte oradaki bütün bitkilere dolanıyor. Tabii 3000 yukarıya kadar çıkıyor. Hı. Dediğim gibi arkadaşlar arı gerçekten doğal bir yerde çalışıyor. Biliyorsunuz artık özellikle bu balda birçok sahtekarlık evet, çıktı. Özellikle büyük şehirlerde şekerlemeleri bal aromasıyla karıştırıp nereye yapıyorlar abi onu? Glikozu işte bal glikoz aromalarıyla yapıyorlar. Tatlandırıp insanlara bal diye satıyorlar. Işte. Reçel fiyatından daha ucuza satıyorlar. Arkadaşlar ben öncelikle kendim Özdemir abiyle tanıştığımdan beri kendim, ailem ve yakın çevreme
Arkadaşlar kamerada bir hafif aksaklık oldu. Dediğim gibi kendim de Özdemir abiyle tanıştığımdan beri balo kendisinden alıyorum. Çok memnunum. Dediğim gibi kesinlikle beni tanıyorsunuz. Yani ben ne söylediysem veya söyleyeceğimin arkasında olan bir adamım. Kesinlikle ilk önce kendim tüketiyorum. Özdemir abiye de sonsuz, yani güvenim sonsuz çünkü kendi köyünde tecrübe yerinde zaten. Aynen tecrübe edindim, gördüm. Kesinlikle güvenilir ürün üretiyor. Kesinlikle işte yüzü burada. Kesinlikle herhangi bir şeker, ya, katkı, sahtekarlık kesinlikle yok. Ya bölge de zaten çok iyi bir bölge olduğu için hani çok ekstra zaten araya katkı bir şey vermen de çok öyle bir gereksinim de yok zaten. Çünkü bölge yeterince elverişli bal için. Ha şurada sorunumuz şu. Biz üretiyoruz. Ulaştıramıyoruz yani sorunumuz. Başka şeylere, piyasaya çok fazla ulaşamıyoruz. Yani sizin de eksikleriniz şu, siz de ulaşamadığınız için aracılardan bal alıyorsunuz. Aracılar da bu işi işte en kalitesi, yani alıp ya buradan işte piyasadan topluyor bir kısmını işte. Bizim gibi iyi aracılardan bir kısmını alıyorlar, önde insanlar alıyor. Sonra diğer sahte ballardan insanlara veriliyor. Biz aslında bu konuda biz de çok sıkıntıdayız, yani mağduruz bu durumda. Yani ürettiğimiz balın, kaliteli balın İşte müşteriye ulaştırmamak konusunda biz de sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Ali arkadaş da buraya geldi. Biz de bundan tanıştık. Tanıştıktan 1-2-3 yıldır falan da Ali de burada işte bizim ballarımıza götürmüş ve çok güzel, gerçekten çok iyi duyumlar aldı. Hatta buraya geldi arkadaşlar, vardı arkadaşlar. Balın işte çok daha farklı bir bal olduğunu, biz daha önce böyle bir bal yemedik, başka bir şey yemişiz, bal diye bize başka şeyler satmışlar diye serzenişlerde bulunan arkadaşlar da oldu. O yüzden yani balımızı yiyip yemenizi tavsiye ederim. Tadına bakmanızı tavsiye ederim. O zaman zaten ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınızdır. Onda bir şüphem de yok zaten. Evet arkadaşlar, burada ben şimdi ilave etmek istiyorum. Büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar zaten biliyorlar. Yani böyle ulaşılmaz olan şeyleri büyük şehirlerde, özellikle aradığınız bir şeyleri 2-3 katı fiyatına, çok fahiş fiyatlara satın alıyorsunuz. Burada işte aracılar suya sabuna dokunmadan çok fahiş, üreticiden daha fazla para kazanıyorlar. Yani onun için de Özdemir abinin az önce söylemek istediği o, üreticiden direkt tüketiciye diyor ulaştıralım diyor. İşte bizim av camiası ve diğer işte Facebook ve üzerindeki internetteki diğer takipçi sayımızla ilgili kendisi de yardım istedi. O bize yardımcı oluyor. Biz de ona yardımcı oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar, yani şimdi Özdemir abinin balları kesinlikle süzme balı 1 kiloluk arkadaşlar. Daha önce arkadaşlar getirdim, biliyorlardır. Bakın kesinlikle balda, yine söylüyorum, %100 doğal, kesinlikle en ufak bir katkı, tarım ilacı, en ufak bir şey yok. Arının tamamen kendi yaptığıyla. Tabii bu balımızı biz şimdi süzme makinemizden süzüyoruz. Evet. Daha sonradan böyle bu şekilde yani hiçbir şey değmeden direkt kutuluyoruz bunları. Bunları camla da yaptık, cam şişelerle de yapıyoruz ama işte cam şişede bazen nakliyede sıkıntılar olduğu zaman o yüzden daha çok bunu tercih ediyoruz. Başka da bir şey, katkısı herhangi bir şeysi yok. Tamamen. Abi, elime bulaştı, yiyebilir miyim? Yiyebilirsin abi. Oh, mis gibi. Abi de şimdi şu petek balda bana tarif ettiğini bal konusunda. Ya şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var tüketiciler olarak. Tüketici şey istiyor. Tamamen full, böyle her tarafı dolu bal istiyor. Şimdi buradaki şey de kaliteli baldaki biraz sorun da. Biraz kamerayı sana yaklaştırayım abi. Aha. Şimdi bunu tamamen arı doğal kendisi çevreden nektarlardan topladığı balla yaptığı için işte bal akımı azaldığı zaman bu bölgelerde arı dolduramaz. Zaten buradaki şekerli bala, şekersiz balasındaki en büyük fark budur. Şimdi biz herhangi bir katkı vermediğimiz için arı dışarıdan gelen balla yapabildiği kadarını yapıyor. Diğer taraflarda boşluklar oluyor. Yani bu normal, doğal arının kendi çıkardığı, petekleri uzattığı gözler. Buralarda bazı yerlerde boşlukları görüyorsunuz. Bunlar da İşte yeterince nektar akımı kesilince arı dolduramıyor. Ekstra bir şey de verilmediği için bu şekilde balımız çıkıyor. Zaten birçok polenlidir. Polen gözleri var. Bak doğal temiz göz. Bak bunlar polen gözleridir. Polen doldurmuştur arı. Kamerayı yaklaştırayım. Ya şimdi şurada abi ben de bilmiyorum. Sen anlatınca dinliyorum. Hı. Şimdi şu boşluklar bu tamamen arıya hiçbir şey verilmediği için kendi kendine yapabildiği kadarıyla. Ya arı yapabildiği kadarını yapmış. Yani dışarıdan ne kadar bal gelmiş, bu kadar bal gelmiş. O yüzden bu kadar koyabilmiş. Mesela bazı çerçevelerimiz çok daha boşluklarda olanlar da vardı. Biz bunu seçip özellikle size göstermek için seçtik bu çerçeveyi. Birçoğu daha da azdır. Bu her yıl mevsime göre de değişir. Çok daha randımanı çok daha düşük mevsimler de vardır. Bu sene de aslında çok iyi bir randıman olmadı ama işte bir kısım arada.
Arıya petek arıya hiçbir şey bir katkı destek vermediği için arı gelen doğal balla bunu bu kadar yapmış bırakmıştır. Biz de bunu poşetleyip işte ulaşabildiğimiz insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. İşte 2000 rakımda falan yapılıyor bu ballar aşağı yukarı. Yani 2000 rakım civarında biz arıyı yapıyoruz. Ben arka tarafı dağlarda çekeyim. Ya zaten çekeyim Ali'nin gösterdiği şu an kamerada gördüğünüz yerler bizim işte arılarımızın uçtuğu bölgedir orası. Arkadaşlar Munzur Dağı olarak geçiyor zaten orası. Evet arkadaşlar şimdi normalde kafa kamerasıyla çektiğimiz için uzak olduğu için dağlar alçak gibi gözüküyor ama 3000 rakım civarında orası. 3000 rakım civarında arka tarafımızdaki o yüksek dağlar. Buralarda normal bildiğimiz işte bozkırlar. Dediğiniz gibi dağların hep o yüce dağların o üstleri. Aynen. Aynen. Muhteşem. Yani burada yakında olmak tabii yakından görmek kamera hiçbir zaman insan gözü gibi değil ama muhteşem. Güzel yani. Bildiğiniz arkadaşlar şu karşılardaki görebildiğiniz kadar gördüğünüz bu karşıdaki o balık sırtı gibi görülen taşlarda bildiğiniz dağ keçileri, dağ tekeleri şamualar otluyor, koşturuyor, oynuyor. Ne derseniz deyin yaşıyorlar. %100 doğal keyifli bir yer. Sağ olsun biz de Özdemir abinin sayesinde buralara geliyoruz. Geziyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Temiz havasını soluyoruz. İnanılmaz keyifli, çok güzel. Ben bayılıyorum buraya. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar Ali arkadaş da bize yardımcı olduğu için de teşekkür ediyorum. Çünkü biz yeterince tüketiciye ulaşamıyoruz. İşte Ali'nin de sayesinde biraz daha bu şeyi ulaşabildik. Piyasayı biraz daha genişletebildik. Kendisi de sağ olsun. Her zaman abi ne demek? Biz yani de, doğal balımız bu yani. Bundan hiçbir şey olmasın abi zaten şimdi ben şunu zaten da söyleyeyim zaten. Hani ben kendim güvenmesem biliyorsun arkadaşlar da biliyorlar. Sağ olsunlar hepsi güvenirler. Ben de arkasında durmam çünkü kendim önce tüketiyorum biliyorsun 3 seneden beri. Yani kötü bir şey olsa veya herhangi bir şüphe olsa hiçbir şekilde böyle kameranın karşısına geçip anlatmam yani. Allah razı olsun biz de sayende bal yiyoruz. Evdekiler falan. Tabii tabii ben daha dediğim gibi herkes, afiyet olsun. Aynen tekrar. Çok çok şey. Arkadaşlar bir de bu arada yine bu paylaşımı paylaştığımızda videolarla ilgili herhangi bir merak ettiğiniz bir şey varsa üretici olarak kendisi eksiksiz ve tam olarak bilgilendirme yapabilir sizi. Özelden yazabilirsiniz veya WhatsApp'tan telefon numaram olanlar mesaj atabilirler. Dönüş yapacağız bununla ilgili. Kafanızda herhangi bir şüphe kalır, bir şey olur. İnsanlık hali. Dediğim gibi sorularınıza bütün şeffaflığıyla cevap verecektir Özdemir abi. Yine arkadaşlar çok sorun oluyor. Diğer arkadaşları da getirdim. Yine burada yaşlı bir amcamız da yaşlı bir teyzemiz. Kendi 3 tane dut ağacı var bahçesinde. Dutları hiç yere değdirmeden altlarına tül germişler. Dut direkt şeye dökülüyor, türe dökülüyor. Oradan %100 katkısız doğal pekmez yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz pekmez kansızlığa falan çok faydalı. Dediğim gibi yine onlar da üretici olarak bunların büyük şey yaptığı yerde de herhangi bir ilaç şu da bahçelerde herhangi bir şey yok. Çok sınırlı birkaç ev olan bir yer yani. Yani 2-3 tane ev olan bir yer yani. Eğitim yaptığımız bu bölgede. Kesinlikle yine herhangi bir tarım ilacıydı, ıvır zıvır hormonal hiçbir şey yok, ilaç yok. Dut kendi kendine oluyor, kendi kendine dökülüyor, hiçbir şekilde ilaç falan atılmıyor. Ondan yapıyorlar sağ olsunlar, sağ olsunlar, emek harcıyorlar. Onlar da faydalı olmaya çalışıyoruz. İsteyen arkadaş olursa arkadaşlar bu dut pekmezinden de gelirken getirebilirim. Dediğim gibi büyük şehirlerdeki satış noktalarına göre onlar da fiyatları çok uygun veriyorlar. Emeklerinin karşılığını almaya çalışıyorlar. Hem üretici zaten. Evet üretici arkadaşlar. Direkt üreticiyle muhatap oluyorsunuz. Direkt üreticiyle muhatap oluyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar isteyen olursa yine özelden bana mesaj atarak WhatsApp'tan olur, Messenger'dan olur. Veya telefonum olan arkadaşlar varsa ilana da bu paylaşımın üstüne de zaten telefon numaranızı koyacağız. Oradan arayabilirsiniz. Sipariş geçerseniz arkadaşlar köpekleri dağıtıp toplamaya gelirken de getiririm. Geçerken de bırakabilirim arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Yani çayımızı içelim artık çay olmak içelim. Üzere. Klişe olmuş bir lafla kapatmak isterim. Aynen. Balı aracıdan değil üreticiden alın. Aynen bence de abi. Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Munzur Dağları'ndan selamlar. Çayımızı içelim şimdi. Aynen abi.